Evet sevgili arkadaşlar, 15. videoya geldik. 15 günü geride bıraktık. Ne yaptık? Ödevlerimizi yaptık mı? Ödevler yapılmazsa arkadaşlar bu iş olmaz. Yani olmaz. Yani sorular çözülecek. Yani birinci testten 40. teste kadar şu ana kadar verdiğimiz ödevler bunlardı. Ve bunların hepsi yapılması gerekiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu işin en önemli püf noktası sorular. Yapamadığınız soruları gönderin demiştim size. Evet, yeni gelen arkadaşlar için 24 günde coğrafya kampımız arkadaşım. Bu defterden sen takip edeceksin. Ben buradan beraber içini dolduracağız. Yaparak, yaşayarak öğreneceğiz dedik ve devam ediyoruz. Sonra da soru bankasından bunların pratiklerini yapacağız. Ve gideceğiz 18'de 18 yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Türkiye'de göçler iç göç ve dış göç diye ikiye ayrılıyor arkadaşlar. İç göç, önce iç göçleri işleyeceğiz. Bunların sebeplerini, sonuçlarını, bütün etkenlerini işleyeceğiz. Sonra dış göçlere bakacağız. Ondan sonra da yerleşmeyi bakacağız. Şimdi iç göç arkadaşlar kendi içinde yapılan bir göçtür. Kendi içinde yapıldığı için nüfusu değiştirir mi diye sorarlarsa hayır, nüfusu değiştirmez diyeceğiz. En önemli özelliği bu. Dış göçlerin en büyük farkı neymiş? Dış göçler nüfusu değiştirir ama iç göçler nüfusu değiştirmez diyeceğiz arkadaşlar. Kendi içinde yapılır diyeceğiz. Türkiye'nin nüfus yoğunluğunu da değiştirmez. Ama dış göçler nüfus yoğunluğunu değiştirir diyeceğiz. Şimdi ilk sorumuz şu. ÖSYM sevdiği bir soru. Türkiye'de göç eden nüfusun genel özellikleri nelerdir diye soruyor. Diyecek ki size çoğunluğu yaşlıdır diyecek. Siz hayır, çoğunluğu genç yaştadır diyeceksiniz. Çoğunluğu kadın diyecek. Hayır, çoğunluğu erkek diyeceksiniz. Eğitim seviyeleri yüksektir diyecek göç edenlerin çoğunluğunda. Hayır, çoğunluğunun eğitim seviyesi düşük diyecek. Yani sen kendin köyden okuyup gelmiş olabilirsin. Ama kendin göre düşünme. Çoğunluğun eğitim seviyesi düşük. Ekonomik gelir seviyesi yüksek diyecek. Hayır, fakir ama gururludurlar diyeceksin. Yani ekonomik gelir seviyeleri nasıldır? Düşüktür. Sonra burada sana diyecek ki iş kurmaya gelmişlerdir diyecek. Hayır, iş bulmak için çoğunlukla göç ediyor. Sonra diyecek ki sana kalifiye elemandırlar diyecek. Kalifiye eleman, hayır, ne iş olsa yaparız abi diyecekler sana. Kalifiye değiller arkadaşlar. Yani Türkiye'de göç eden nüfusun baktığımızda çoğunluğu genç, çoğunluğu erkek, çoğunun eğitim seviyesi düşük. Bu yüzden zaten kalifiye eleman değiller. Ekonomik gelir seviyeleri düşük. Zaten bu yüzden iş bulmak için yola çıkıyorlar. Peki Türkiye'de göçün yönü ne taraf derlerse hala doğudan batıya doğru. Peki başka ne taraf derlerse köyden kente mi? Kentten köye mi? Köyden köye mi? Vay nasıl derlerse artık arkadaşlar göçler kentlerden kentlere doğru gidiyor. Gene doğudaki kentlerden batılara doğru gidiyor. Yani az gelişmiş olan kentlerden gelişmiş olan kentlere doğru en fazla Türkiye'de göç olayları var. Artık köyler bitti. Köyler boşaltılabileceği kadar boşaltıldı. Adam önce ne yapmış? Hakkari'nin köyünden Hakkari, buradan gerisi Yokgar diye gelmiş. Ama diyor ki buradan sonrası da olması garı diyor. Olması lazım diyor yani. Yozgat'a gelmiş. Şimdi Yozgat'tan Ankara'ya gidiyor. Yani anladınız mı arkadaşlar? İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya, Mersin'e, Adana'ya doğru göç ediyor. Yani küçük kentlerden, az gelişmiş istihdam olanakları az olan kentlerden, büyük sanayileşmiş olan, istihdam olanakları fazla olan kentlere doğru bir göç hareketi var diyeceksin. Tamam mı? Şimdi göçün nedenleri. İnsanlar neden göç ediyor? Yani sen kendini düşün. Burada ezberleyeceğin bir şey yok. Bunlar kompozisyon konusu. Sen bir yerden niye gitmek istersin? Bir, bulunduğun yerde itici sebepler vardır. Yani itici sebepler genellikle nerede bulunur? Az gelişmiş olan yerlerde bulunur. Bir şey seni itmeye başladıysa başka şeyler artık seni çekmeye başlamıştır. Yani o da genelde gelişmiş olan yerlerdedir. Şimdi senin bulunduğun yerde iş imkanları kısıtlıysa bu seni buradan itmez mi? Yani ne kadar memleketin olsa da ne demiş atalar? Doğduğun yer değil, doyduğun yer demiş. O yüzden nüfus senin bulunduğun yerde çok hızlı artmıştır. Tarlalar hızla miras yoluyla küçülmüştür. Makineleşme gelmiştir. Sana olan, insana olan ihtiyaç azalmıştır.
Bu da işsizliği artırmıştır. Ya da sen çok büyük bir işte okul okumuşsundur. Bu okuduğun okulun istihdamları yoktur. Kalifiye eleman arayışı yoktur. Kan davası vardır. Davalılar seni arıyordur. Terör vardır. Güvenlik sorunun vardır. Kız kaçırmışsındır. Buralarda duramazsındır. Deprem Allah korusun olmuştur. Sel, yangın, heyelan, çığ, sel gibi doğal afet olmuştur yaşadığın yerde. Eğitim, sağlık koşullarından yeterince yararlanamıyorsundur. Ya da çocuğun bunlardan yararlanamıyordur. Sosyal imkanlar yoktur. Sosyal imkan deyince eğitim olur bu, sağlık olur bu, doktor olur bu, öğretmen olur bu. Bu tiyatro olabilir, sinema olabilir, kafeler, diskolar olabilir. Yani herkesin ihtiyacına göre. Kafelerde, diskolarda, ah keşkem, ah keşkem, elini tutabilseydim diye şarkılar söylenmiş zamanında. Demek ki bunlar da yeri geliyor bir çekici sebep oluyor. Ama olmayınca olmayan ortam seni oradan ne yapıyor? İtiyor. O yüzden seni ne çeker? İşte iş imkanlarının fazla olduğu yerlere doğru gidiyorsun. Eğitim, sağlık veya birçok imkanların fazla olduğu yere doğru gidiyorsun. Sosyal imkanların fazla olduğu yere, yaşam standartların perfect tense yüksek olduğu yerlere, terör, kan davası vesaire gibi şeylerin olmadığı daha güvenli yerlere doğru insanlar göç eder diyorsun. Peki bu göçlerin sonuçlarından neler olur? Ben daha önce de dediğim gibi iki şey olur. Bir, olumsuz sonuçlar olur. İki, olumlu sonuçlar olur. Ama göçün sonuçları nerede olur? Göç veren yerde değil. Orada arama. Göç alan yere git. Çünkü sorun insanla gider. O yüzden ne demiştik daha önceden? Çok göç alan yer. O kadar çok insan kudurganca geliyor ki, o kadar çokluk oluyor ki, o zaman ne olmaya başlıyor? Olumsuz şeyler. Yokluk, gıtlık. Nerede çokluk? Orada yokluk olmaya başlıyor. Bir yandan da oraları hareket merkezleri oluyor. İstanbul, Ankara değil mi? Çok insan olunca bu sefer hareket oluyor. Bu hareketin de getirdiği bereket oluyor. O da olumlu sonuçlar oluyor. Şimdi olumsuz şeyler ne oluyor? Kentlerde nüfus bu sefer hızla artmaya başlıyor. Bu sefer de kentlerde iş imkanları azalıyor. Ekmek aslanın ağzındaydı. Sonra midesinde. Şimdi nerede olduğunu bilen yok. Sonra belediye hizmetleri yetersiz kalıyor. Aksıyor. Gece kondulaşmalar, çevre kirliliği artıyor. Konut sıkıntısı büyük şehirlerde kudurganca artıyor. Sağlık eğitim yok değil. Var da sana gelen sıra 7 ay sonra diyesim geldi. Bu sefer hastanelerde sıra arıyorsun. Okullarda çocuğumu alırız hocam ama diyor 82 kişi var sınıfta diyor. Ne olacak 83 olsun diyor. Sen alalım diyor. Bu sefer yetersiz oluyor. Çevre kirliliği artıyor. Kültürel olarak insanlar her yerden gelmiş birbirini beğenmiyor. Çatışmalar oluyor. Ayrıca ülke içinde nüfusun dağılışı da dengesizleşiyor. Bu yüzden devletin de yatırımları ülke içinde dengesizleşiyor. Eğer bir ülkede nüfus düzenli dağılmadıysa, o zaman yatırımlar düzenli dağılmadıysa, bu ülke nasıl bir ülkedir derse, bu ülke az gelişmiş bir ülkedir diyeceksiniz. Haberiniz olsun. Demek ki sanayi kuruluşları da o ülkede belli yerlerde birikmiş. İstanbul gibi, Ankara, İzmir gibi yerlerde birikmiş. Geri kalan yerlerde yeterli sanayileşme olmamış. Yani bu tam gelişmişlik olmamış. Yani az gelişmişlik ya da gelişmekte olan bir ülke gibi olmuşum demek. Olumlu sonuçları ne? İşte herkes İstanbul, Ankara'ya vesaireye gidince ne oluyor? Orada kültürel olarak ileride etkileşim artıyor. Şimdi ilk gittiğinde kavga ediyorlar ama sonra çocukları orada doğuyor. Adam işte birbirini zamanında sen Yozgatlısın, sen Kırşehirlisin, senin diye bakan adam bu sefer çocukları diyor ki biz Ankara bebesiyiz kardeş diyor. Hatta semsem, biz Keçiören bebesiyiz, Mamak bebesiyiz diyor. Halbuki hepsini baksan hiçbirinin kökeni Ankara değil. Ama zamanla ne oluyor? Ortak bir kültür meydana getiriyorlar. Sonra piyasa genişliyor burada. Pazar büyüyor ve iş olursa da yeni iş yerleri gene bu büyük şehirlerde açılıyor. Ve iş imkanları da olursa gene bu çok göç alan yerlerde oluyor. Buralarda ticaret çok canlı oluyor. İş gücü artıyor, ucuzluyor. Bu yüzden yatırımcı da hem sen tüketen adam olduğundan hem de çalışan adam olduğundan her ikisini de aynı ortamda bulduğundan o yüzden çok göç alan yerlere yatırımlar oluyor. Ve buralarda inşaat sektörü hızla canlanıyor. Yeni alışveriş merkezlerine olan talep artıyor. Yeni eğitim, sağlık imkanlarına doğru talep artıyor. Bu da ne oluyor? Devletin yetmediği, belediyenin yetmediği yerden işte özel sektör dediğimiz sektör. Özel sektör niye önemli? Çünkü hem sermaye geliyor oraya, hem yeni iş imkanları oluşturuyor, hem sana devletten alamadığın bazı hizmetleri kolaylıkla parası mutabık karşılığında diyesim geldi, veriyor.
Sonra da efendim söyleyeyim aynı zamanda vergi gelirlerini artırıyor. Ne bileyim vergi veriyor ve istihdam yaratıyor. Arkadaşlar yani göçlerin sonuçları yani bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani yapamayacağınız şeyler değil. Gördüğünüz gibi çoğunlukla kompozisyon konusu. Peki diyor. Peki göçleri önlemek için neler yapmalıyız? Göçleri önlemek istiyorsan arkadaşım iki şansın var. Bir, ya göçü alan yere gideceksin. Yani sivrisinek avlayacaksın. Ya da göçü veren yere gideceksin. Bataklığı kurutacaksın. O zaman göçü önlemek için nereye gideceksin? Kesin çözüm istiyorsan bataklığı kurutacaksın. Yani o zaman kafan nereye gitsin? Göçü nasıl önleriz diye göç veren yerleri düşün. Ne diyeceksin? Köyden kente göçü önlemek için ya da az gelişmiş yerlerden çok gelişmiş yerlere göçü önlemek için. Orada ne yapılıyor genellikle? Hayvancılık yapılıyor, tarım yapılıyor. Onları daha modern yapacaksın. Adam mera hayvancılığı yapıyorsa ahır besi hayvancılığını teşvik edeceksin. Ekstansif tarım yapıyorsa intansif tarım yapmasını sağlayacaksın. Peki adamın ya parası yoksa bununla ilgili uygun krediler sağlayacaksın. Peki bu adamın yeri yoksa, tarlası yoksa, alanı yoksa bu alana devlet arazilerinden belli bir şekilde bunlara faydalanma imkanları sağlayacaksın. Bu adamları burada efendime söyleyeyim tarım, hayvancılık geliştirirsen burada buna dayalı iş kollarını da kırsal kesimlere doğru kaydıracaksın. Yani bunu tarımsa tarıma dayalı, hayvancılıksa hayvancılığa dayalı sanayi kuruluşları kuracaksın. Git oraya kur, kurarsan sana şu kadar işte imkanlar, şu COSGAP'ler falan var ya onlardan bahsediyor. Tarımda sulamayı yaygınlaştıracaksın, verimliliği artıracaksın, hayvancılığı da dediğim gibi modernleştireceksin, oraya sanayi kuruluşları kuracaksın, orada da istihdamı artıracaksın, orada terörü bitireceksin, kan davalarını barıştıracaksın, efendime söyleyeyim kız kaçırma olaylarını bitireceksin. Ha bunlar nasıl biter hocam? Başta eğitimini güçlendireceksin, ekonomisini güçlendireceksin, insanları kültürel ve sosyal olarak orayı canlandırıp ve geliştireceksin. O zaman o adam da ne yapar? Oradan gitmez. Hem doğduğu yerde de doymuş olur. Böylece kültürel çatışmalarda yaşamaz diyeceksin. İşte olay bu sevgili arkadaşlar. Peki Türkiye'de göç çeşitleri nelerdir? Şimdi birincisi iç göç. Bir de dedik dış göç dedik. Dış göçü biraz konuşacağız. İç göçü de kendi içinde sevgili arkadaşlar mevsimlik göç yani bunun bir adı daha var. Geçici göç. Bir de sürekli dediğimiz kalıcı göç var. Şimdi bu tamamen ekonomiyle ilgili arkadaşlar. Eğer sizin gittiğiniz bir yerde çalıştığınız iş mevsimlik ya da diğer adı sezonluk ya da geçici ise sen orada geçici bir şekilde ikamet edebilirsin. Eğer senin çalıştığın iş sürekli ise sen de orada sürekli karnını doyurduğun için sürekli orada kalabilirsin. Buradan anla. Yani sürekli göçü kim alır diye sorarlarsa ulaşım, ticaret ve sanayinin geliştiği yerler alır. Peki mevsimlik göçü kim alır? Tersten düşünürsem ulaşım, ticaret ve sanayinin pek gelişmediği şehirler mevsimlik göçü alır. Şimdi bu mevsimlik işler nelerdir? Tarımdır, turizmdir, eğitimdir, yaylacılıktır, avcılıktır. Hatta buraya yazayım ben. Madencilik de bir arkadaşlar mevsimliğe girer. Haberiniz olsun. İnşaat da arkadaşlar mevsimliğe girer. Haberiniz olsun. Yani kısaca ulaşım, ticaret ve sanayinin dışındaki hemen hemen birçok sektör mevsimlik işe girebilir. O yüzden sana sınavda aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisi mevsimlik iş göçüne sebep olmaz dersen ulaşım, ticaret ve sanayi diyecek. Ondan sonrası hepsi olma ihtimali var. Onun için anlatıyorum bunu. Peki sınavda soracak. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi? Hadi hangileri tarıma bağlı mevsimlik göç alan şehirlerdir? Diyeceksin ki Rize, Ordu, Giresun. Peki bunların almasında etkili olan tarım ürünü de derse, ikisini birden sorarsan. Rize'de çay toplamaya gidiyorlar diyeceksin. Giresun, Ordu'da fındık toplamaya gidiyorlar diyeceksin. Aydın'a pamuk toplamaya gidiyorlar, sebze meyve toplamaya gidiyorlar diyeceksin. Adana'ya pamuk, Şanlıurfa'ya da pamuk toplamaya gidiyorlar diyeceksin. Yani kısaca mevsimlik göç alan şehirler Rize, Ordu, Giresun fındık toplamak için, Aydın zeytin, sebze meyve, Adana pamuk toplamak için, sonra Şanlıurfa pamuk toplamak için insanlar buralara ne yapıyor? Göç ediyor.
Aynı zamanda bunu Hatay'da ekleyebilirsin. Burada da insanlar tarıma bağlı mevsimlik göç alıyor burası da. Turizme bağlı göç dediği zaman zaten belli. Aydın, genel anlamda İzmir, Çeşme. Yani bunları baktığın zaman Muğla, Antalya, Nevşehir, Hatay, bu tür kentler arkadaşlar, yani şeyleri yazmadım. Sınavda diyebilir Alanya, Anamur, Fethiye, Finike, Kaş, Bodrum, Datça, Hatça, Kuşadası. Yani bu tür şeyleri de yazabilir. Zaten onları cevaplarsınız siz. O yüzden mevsimlik, yani turizme bağlı mevsimlik göç alanlar Aydın'dır. İzmir demem ama Çeşme derim. Orada özetle söylüyorum. Ondan sonra Muğla derim, Antalya derim, Nevşehir derim, Hatay derim. Bunlar da turizme bağlı mevsimlik göç alıyor. Bir de bir şey dikkat ettin mi? Neyi hocam? Aydın'ı hem tarımda hem turizmde konuştum. Bir de Hatay'ı hem tarımda hem turizmde konuştum. O yüzden aşağıda verilen şehirlerden hangisi hem tarım hem de turizme bağlı mevsimlik işçi göçü alır dersen, bu sorunun cevabı Aydın ve Hatay oluyor mumuş? Evet, oluyormuş hocam diyeceksin. Eğitime bağlı mevsimlik göç alan en önemli şehrimiz zaten ÖSYM'nin yıllardır kitabında Eskişehir arkadaşlar. Avcılığa bağlı deyince bu sinek avcılığı değil, balıkçılık ya da direkt balıkçılığa bağlı en fazla mevsimlik göç alan şehir kim derse, balık sezonunda insanlar Erzurum tarafından, Artvin, Gümüşhane, Bayburt tarafından balık teknelerinde çalışmaya geliyorlar. Balıkçılık deyince mevsimlik göç hayvancılığa dayalı derse ne diyeceksin? Balıkçılık diyeceksin. Bir de ne var? Yaylacılık var. Yaylacılık da aslında hayvan gütmeye de gidebiliyor. Ama son zamanlarda biraz daha doğa turizmine dönüştü. Rize en önemli şehir, Trabzon, Akdeniz'de Toroslar, Mersin ve Antalya turizme bağlı mevsimlik göç alan en önemli, pardon, yaylacılığa, ki yaylacılık da aslında bir turizm, o da ayrı. Yayla turizmine bağlı da diyebilir. Yaylalarda hayvan gütmek anlamında da derse fark etmez. Yaylacılık Rize, Trabzon, Karadeniz'de, sonra Toroslar'da Antalya ve Mersin bu anlamda önemli şehirlerdir. Şimdi burada sürekli göçe geçince ulaşım, ticaret, sanayinin geliştiği büyük kentlere doğru yapılan göç, zaten ben bunları öğrettim. Hangi şehirler arkadaşlar sürekli göç alır derse, İstanbul, İzmit, Sakarya, Zonguldak, Samsun, İzmir, Antalya hem sürekli göç alıyor hem mevsimlik göç alıyor. Mevsimlik göçü nereden alıyor arkadaşlar? Hem tarımdan da alıyor aslında, seralarda çalışmak için. Aynı zamanda turizmden de alıyor. Tamam mı arkadaşlar? Sürekli de göç alıyor. O da ayrı bir dava. Başka, çünkü burada hizmet sektörü gelişiyor. Bu sektörler geliştiği için. Konut, inşaat gibi. Sonra Mersin, Adana, İskenderun, Antep, Diyarbakır, Malatya, Kayseri, Konya, Ankara gibi şehirlerde ne yapıyor? Sanayileşmeye bağlı sürekli göç alan şehirlerdendir diyoruz sevgili arkadaşlar. Burası da böyle. Dış göçler dışarıya yapılan göçlerdir. Ya da dışarıdan ülkemize gelen göçlerdir. Bunlar bir ülkenin, yani Türkiye'nin ne yapar? Nüfusunu değiştirir. Ne yapar? Nüfusu yoğunluğunu da değiştirir. Şimdi dış göçlerin nedenleri, aslında iç göç için de geçerli bunlar. Savaş olur, etnik baskı olur, ülkeler arası anlaşma olur, mübadele gibi. Gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru, yani işsizliğe bağlı göçler olur. Nitelikli eleman, yani burada beyin göçünden bahsediyor olur. Doğal afetlerde ne olur? Göçe sebep verebilir. Ya işte ülkemizde üzücü bir olay yaşandı, işte deprem. Ne oldu? Yurt dışına da insanlar göç etmek zorunda kaldı gibi. Şimdi Türkiye'den dışarıya yapılan göçlere bakalım. Türkiye'den en fazla, Türkiye'den dışarıya gidilmesinin en önemli sebebi nedir derlerse işsizlik diyeceksiniz. O yüzden en çok nereye göç veriyoruz? Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine. Sonra Amerika gibi, sonra Orta Asya gibi, sonra Kuveyt gibi, işte Kuveyt diyorum yani, Dubai gibi, Arabistan gibi. Yani kısaca arkadaşlar, şeyden de anlarsınız. Hani oy kullanıyor ya artık yurt dışındaki vatandaşlarımız. Neredeki sandıklardan bahsettiler en çok? Avrupa'daki sandıklar, Amerika'daki sandıklar. Bir de neredeki sandıklar? Aslında Orta Asya'da o kadar yok demek ki. Oraya sandık açmıyorlar. Suudi Arabistan, Arap Yarımadası'ndaki sandıklardan bahsediyor. Doğru mu?
Yani biz de demek ki nereye çok göç etmişiz? Buralara doğru göç etmişiz. Sonra iki numaralı dış ülkeye yapılan göçlerden 1923 yılında Lozan Anlaşması'yla, yani mübadeleyle Yunanistan ile yapıldı diyor. 150 bine yakın Rum arkadaşlar Yunanistan'a gitti. Buradaki en kilit şey ne? Tarihten de biliyorsunuz, İstanbul'dakiler hariç. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bir göçte bu göç, beyin göçü. En çok beyin göçünü Almanya'ya vermişiz arkadaşlar. Sonra Fransa, İngiltere gibi ülkeler. Son yıllarda Amerika'ya büyük oranda beyin göçü gerçekleşmekte. Haberin olsun. Sonra 4 numaralı, bu da gene işsizlik nedeniyle Orta Doğu ülkelerine, Suudi Arabistan'a, Libya gibi ülkelere yapılan göçler. Sonra 5 numaralı yaptığımız göç gene işsizlik nedeniyle Rusya'ya, ki Rusya artık geliyor ama sonuçta bu şey Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya, yani dünyanın her yerine doğru kudurganca hızla gidiyor gibi geliyorum bana. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar dışarıya yaptığımız göçler sorulursa bunları söylemeniz yeterli. Bir de dış ülkeden Türkiye'ye yapılan göçler var arkadaşlar. Şimdi dışarıdan bizim ülkemize yapılan göçlerin ana sebebi şu değil, işsizlik değil. Efendim daha iyi yaşayayım değil. Yani ölmekle kalmak arasında. Yani bulunduğum ülkede kalıp öleyim mi? Yoksa Türkiye'ye gidip en azından hayatımı kurtarırım. Oradan da bir yolunu bulur, Avrupa'ya geçerim mi? Yoksa gidelim orada, orada çiçekler açarmış, mis gibi ortam varmış. Öyle bir şey yok. O yüzden aklına gelsin diye söylüyorum. Türkiye'ye göçler genelde savaşlardan, etnik baskılardan, iç karışıklıklardan, rejim değişikliklerinden, mübadeleden, sınır değişiminden gibi şeylerden olmuş. Mesela Kafkaslar'da yaşayan insanlar savaş, iç savaş zamanında Türkiye'ye geldi. Şurada Kafkaslar'dan gördüğün gibi. Sonra gene baktığımız zaman Bulgaristan'da 1989 yılında Bulgaristan'da etnik baskılar nedeniyle birçok Türk insanı Türkiye'ye geldi. Sonra 1923 yılında gene dediğimiz gibi Lozan Anlaşması'yla Yunanistan'daki Türkler, Türk kökenli insanlar Türkiye'ye geldi. Orada da kural neydi? Batı Trakya'dakiler hariçti. Aşağı yukarı 150 bin bizden gitti. 400 bine yakın, yani bizden gitti derken Türkiye'den 150 bine yakın Yunan gitti. Oradan da 400 bine yakın Türk geldi. Sonra 1997 yılında Yugoslavya parçalandı. Ondan sonra da birçok Boşnak'tır, Bosnalı'dır, Kosovalı'dır Müslüman arkadaşlar Türkiye'ye geldi. Sonra Orta Doğu'da biliyorsunuz Afrika'da, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde yaşanan siyasi kavgalar, doğal afetler nedeniyle birçok insan gene Türkiye'ye sığındı. Ondan sonra Irak'ta savaş oldu arkadaşlar. Amerika-Irak savaşı oldu. Birçok işte burada da özellikle 1990'da Felluce katliamı vardır. Saddam Hüseyin'in Kürt kökenli insanlar uyguladığı bir etnik baskıdır bu. Gene arkadaşlar milyonu bulan, 1.2 milyonu bulan Kürt kökenli insanlar Türkiye'ye sığındı. Sonra İran-Irak savaşı oldu. Gene oradan Türkiye'ye kaçanlar oldu. Sonra İran'da rejim değişikliği oldu arkadaşlar. O arada da gene Türkiye'ye insanlar geldi arkadaşlar. Bunlar en önemli örnekler. Şimdi göçleri bitirdik. Bunlar bilinmeyecek şeyler değil. Bir de yerleşmeye bakalım. Şimdi yerleşme. Yerleşmeyi etkileyen iki tane unsur var. Zaten coğrafyada en önemli unsurlar bunlar. Bir tanesi doğal unsurlar. Bir tanesi de beşeri ve ekonomik unsurlar. Yani yerleşme deyince senden bahsediyorum ya. Sen nereye yerleşirdin? İklim ve bitki örtüsünün güzel olduğu, yani iklimin güzel olduğu, su kaynaklarının güzel olduğu, iklimin ılıman olduğu yerleri seviyorsun. Su kaynaklarına bakıyorsun. Yer şekillerine bakıyorsun. Böyle az yol yolak olsun diyorsun. Ova olsun diyorsun. Tarım alanı olsun diyorsun. Gidiş geliş kolay olsun diyorsun. Değil mi? Bunlara bakıyorsun. Beşeri ve ekonomik olarak neye bakıyorsun? Tarım yapılıyor mu? Ulaşım var mı? Ticaret sanayi durumu nasıl? Gelişmişlik durumu nasıl? İşte turizm faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri, yani ekonomik faaliyetler arkadaşlar senin yerleşmeni etkileyen önemli unsurlardır. Tamam? Şimdi yerleşme deyince arkadaşlar bir kırsal yerleşme var. Bir de ne var? Kentsel yerleşme var. Şimdi şöyle bir baktığımızda kırsal yerleşmeler
Ve kentsel yerleşmeler deyince kırsal nüfus, şimdi nüfusu kırsal yerleşmeye göre 10 binden fazla olan hizmet ve sanayi sektörünün geliştiği, sağlık, eğitim, sosyal imkanların daha fazla olduğu yerleşim birimlerine kentsel yerleşmeler denir. Peki bir yerleşim biriminin kırsal yerleşme mi yoksa kentsel yerleşme mi olduğunu belirleyen etmenler aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Bir yer kırsal mı kentsel mi? Nasıl bileceğiz hocam? Diyelim ki bir yere gittik. Hocam dediniz, burası kırsal yerleşme mi yoksa kentsel yerleşme mi? En önemli şey bir, ben diyorum ki nüfusuna bakın, nüfus miktarına bakın. Şimdi Polatlı il olmak istiyor. Fethiye il olmak istiyor. Ya da birçok ilçeler var böyle. İl olmak istiyor. Neyine güvenip il olmak istiyor adam? En önemli şey nüfus miktarı. Arkadaşlar 10 bini geçmiş, 90 bini bulmuş. Birçok il dediğin adamdan daha fazla nüfusu olmuş Polatlı'nın. Adam diyor ben il olmak istiyorum diyor. Yani neyine güveniyor? Nüfus miktarı. Konut tipi, konut malzemesi. Şimdi konut tipi, konut malzemesi ne alaka hocam? Eğer bakın etrafınıza, evler taştan, topraktan, ağaçtan, tahtadan, yani böyle doğadaki bulunan malzemeden yapılmışsa orası kırsaldır. Ama artık işler beton armaya dönmüşse orası kentsel bir yapıdır. İdari yönetim. Gidin bakın diyorum, burayı kim yönetiyor? En yüksek yönetici kim? Hocam muhtarım bir Keziban yenge. O zaman diyorum burası kırsal bir yer. Hocam burada vali var, kaymakam var, belediye başkanı var. Ha o zaman burası diyorum ben kentsel bir yerleşme. Ekonomik faaliyetlerine bakın ve onların çeşidine bakın. Ne yapıyor insanlar burada? Hocam tarım, hayvancılık, ormancılık yapıyor. Demek ki burası kırsal. Hocam burada envai çeşit şey var. Yok yok, binlerce yüzlerce diye isim geldi. İş kolları var, meslek çeşitleri var. O zaman buraları kentleşmiş. Meslek belirginliği. Sorun bir adama bakalım diyorum. Yoldan geçen bir adama sorun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Dayı ne iş yapıyorsun diyorum. Vallahi dayım diyor. 10 dönüm bostan, yan gel Osman diyor. Aa diyorum adam tarım yapıyor, bostan var. İşte ahırda var 3 inek diyor. Ulan adam aynı zamanda hayvancılık yapıyor. İşte diyor gittin gördün mü karşıda diyor bir kahvehane var diyor. Evet diyorum. O kahve ben işletiyorum diyor. Adam aynı zamanda esnaf lan diyorum. Köyün muhtarı da bizi kardeş diyor. Ulan adam bir de diyorum idari yapılanmada. Yani adamın gördüğün gibi belli bir mesleki belirginliği yok. Köylerde öyledir. Neden öyledir? Çünkü bir şeyle doyamaz. Azıcık ondan, azıcık ondan, azıcık ondan yapar. Böylece biri kötü giderse biri en azından kendini kurtarır. Ama sor bakalım ne iş yapıyorum diyorum. Taksiciyim diyor. Adamın elinde belge var. Diyor ki güvenlik görevlisiyim. Adamın elinde belge var. Adam diyor öğretmenim. Adamın elinde ne var? Diploma var. Doktorum diyor. Diploma var. Yani bununla ilgili onun bir meslek sahibi olduğunu belirten şeyler varsa ve o işte yapıyorsa genelde bu adamlar kentsel yerleşmelerdir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kırsal yerleşmeler toplu ve dağınık diye iki yerdir. Zaten bunları iklimde de gördük. Toplu yerleşmeler genelde su kaynaklarının kısıtlı olduğu, yer şekillerinin dağlık olduğu. Sence doğru mu bu? Su kaynaklarının kısıtlı olduğu. Doğru. Su kaynakları kısıtlı olur toplu yerleşmelerde. Yer şekilleri dağlık mı olur? Hayır. Dağlık olmaz. Yanlış yazmışım. Düz ve sade olur. Değil mi? Düz ve sade olur. Su kaynakları az. Yer şekilleri düz ve sade. Kim bu? Türkiye'de o zaman toplu yerleşmeler en fazla İç Anadolu ve sonra da Güney Doğu Anadolu bölgesinde yaygındır. Dağınık yerleşmelerde su kaynaklarının zengin olduğu, sade değil, tam tersine, değil mi? Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu. Neresi o? Karadeniz en çok, sonra Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz bölümünde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde dağınık yerleşmeler yaygındır. Şimdi yapısına göre yerleşmelere baktığınız zaman bir, köyler vardır. Bir de köyden de küçük köy altı yerleşmeleri vardır. Şimdi 2000'e kadar ne olanlar muhtarlıklar, yani 2000'e kadar olanlar köyler. Bundan da daha az olan, yani aslında şöyle söyleyeyim ben size. Bunlar şöyle, mesela gece yukarı bir yere çıktın. Şöyle diyelim ki ben sana anlatayım bak. Işıklar yan, böyle bak. Gece balonla yukarı çıktık. Bak şunlar evlerin ışıkları bak. Gördün mü? Evler ışıkları, evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlığı bir de sararır.
Işıklar kararınca senden çok uzakta. Hey papatya, yüzümün haline bak. Seninle kim kalacak? Bak bir de böyle var. Şimdi şurası bir yerleşme. 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 Şurası öbür yerleşme işte. Şurası da öbür yerleşme. Şimdi bakın. Anlatayım. Şimdi bu ne? Bu köy arkadaşlar. Bu köy. Şunlar ne hocam? Etrafındakiler ne? Şunlar ne? Bunlar köy altı yerleşmesi. Aslında bu adamlar, bu adamların hepsi bu köyde yaşıyor arkadaşlar. Hepsinin burada evi var, dünü var, düğünü, bayramı, her şeyi, cenazesi, her şeyi burada. Ama bu adamlar buraya tarım yapmaya gidiyor, hayvancılık yapmaya gidiyor. Ya da kalabalık aile yapısından kurtulmak için gidiyor. O yüzden bunlar genelde gördüğünüz gibi köy altı yerleşmeleri bunlar. Ne mesela bu? Diyelim ki bu falan yayla. Hepsi aynı anda bulunmaz bunlar. Mesela bu mahalle, bu divan, bu oba, bu yukarı mahalle diyesin geldi. Damsız girilmiyor buraya. Değil mi? Gibi. Mezra. Yani bunlar da köy altı yerleşmeleri. Köy altı yerleşmeleri köyden de küçüktür. Köy altı yerleşmelerinde idari yapılanma yoktur. Yani buranın muhtarı vardır. Köyün muhtarı vardır. Ama onların muhtarı da o adamdır. Hepsinin yaylanın ayrı yoktur. Ya hepsi aslında bu köyde doğmuştur. Falanca işte yayla doğumlu diye bir adam yok. Nüfus cüzdanına bakarsan doğum yeri Dam diye bir yer yok. Mezra diye bir yer yok. Hepsi de bu köy. Bu köyün adı ne olsun? Hangi köy olsun? Hangi köy? Hepsi hangi köyüne bağlıdır? Anlaştık mı arkadaşlar? Ve köyden de küçük yerleşmelerdir. Ve idari yapılanmaları yoktur. Bakma burada elektrik var ama muhtarı iyi çalışmış. Çoğunda devlet hizmetleri yoktur. Yetersizdir. Su şebekeleri yoktur. Bu yüzden adamlar gittiği yerde su kaynağına yakın kurulmak zorundadırlar. Ve genelde tarım hayvancılık yaparlar. Ve genellikle dağınık yerleşmişlerdir. Ha köyler toplu dağınık diye ayrılır. Ama dağınık yerleşmeler, köy altı yerleşmeleri genellikle dağınıktır. Şimdi bunların içinde kimileri vardır, devamlı orada ikamet eder. Ama kimileri vardır, gider gelir durur köye. Sürekli değildir. Mesela mahalle yerleşmesi artık süreklilik kazanmış. Sürekli adam orada yaşıyor. Divan da artık, divan nerede özetle? Batı Karadeniz, Zonguldak taraflarında. Arkadaşlar bunlar süreklidir. Mezra daha çok işte İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da. Çiftlik, bunlar daha çok zengin çiftlikler diye isim geldi. Marmara gibi, Ege gibi yerlerde. Bunlar sürekli yerleşmelerdir. Türkiye'de arkadaşlar en fazla köy altı yerleşmesi yaylacılıktır. En fazla köy altı yerleşme tipi yaylacılıktır. Ve bu Türkiye'de en çok Karadeniz bölgesi ve Akdeniz bölgesine yaygındır. Kom, Ağı, Oba, Dam. Obalar da genelde yörük obalarıdır. En çok Akdeniz bölgesindedir. Dam da gene Ege bölgesi taraflarında da kullanılır. Ağınla Come here please diye isim geldi. Atesteni çağırıyor. Bunlar da daha çok Doğu Anadolu, işte Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu gibi yerlerde yaygındır. Bir de bunu şey ekleyebiliriz şöyle. Bu da şey olsun. Ne olsun? Dalyan olsun. Dalyan balık çiftlikleri. Bunlar da geçicidir. Bunlar da arkadaşlar en çok Muğla kıyılarında görülen yerleşme şeklidir. Sevgili arkadaşlar. Tamam. Yapısına göre arkadaşlar kırsal yerleşmelerin özellikleri. Hepsini anlattım ben biraz önce. İşte köyler nasıldır? Köy altı yerleşmeleri nasıldır? Şimdi 2000'den az olan en küçük idari yerleşmedir. Bak idari bir yerleşme birimdir. Ama bunlar nüfusları köyden de azdır ve idari bir yapılanmaları yoktur. Bunlar sürekli yerleşirler. Bunlar genellikle geçici ve kalıcı diye iki yerler ama çoğunlukla geçicidirler. Tarım hayvancılık faaliyetleri yaygındır. Tarım yapılır, hayvancılık yapılır fakat çoğunlukla da hayvancılık yapılır ve göçebeciliktir. Dokusuna göre toplu ve dağınık diye iki yerler köyler. Bunlar ise genellikle dağınıktır. İdari bir yapıları vardır. İdari yapılanmaları yoktur. Su kaynakları yakındır fakat genellikle şebeke suyu sağlanmıştır. Su kaynaklarına yakın kurulmak zorundadır. Peki köy altı yerleşmeleri niye ortaya çıkmıştır? Hayvan otlatmak, tarım alanlarını yerleşim alanlarına uzak
Ve parçalı olduğu için tarlaya git gel git gel olmuyor. Adam orada işleyeyim diye oraya bir geçici bir konut yapıyor. Kalabalık aile yapılarından ayrılmak ve bağımsız yaşamak gibi mülteci istekleri köy altı yerleşmelerini oluşturuyor. Yani bağımsız yaşamak dedi burada şöyle söyleyeyim. Şimdi burası arkadaşlar köy. Şimdi diyelim ki adamın 5 tane oğlu var. 5 oğlanın 5'i de evlendiğini düşünün. 5 gelin eder bu. 5 gelin bir de kaynana diyesim geldi. 5 erkek bir de babası. Burada curcuna oluyor. Burada itiş oluyor, kakış oluyor. Burada her tür şey olabiliyor. O yüzden bazen ne oluyor? Bazı gelinler kocalarını da alıp ne yapıyor? Başka bir yere köyün az ötesinde nenesinden kalan ya da babası yani kocasının ne bileyim diyesim geldi. Nenesinden, dedesinden kalan bir yere gidiyor, yerleşiyor. Böylece işte karı lafı baktı falan deseler de artık dayanamıyor ve gidiyor oraya yerleşiyor. Sonra oraya başka birileri de bunu örnek alıp geliyor. Sonra hatta bazen orası gene köy altı yerleşmesi oluyor ama kalıcı olan mahalleye dönüyor. Genelde böyle mahallelere, köy yerlerine yeni mahalle falan derler. Yeni gelinlerin, damatların oluşturduğu diyesin yani. Yani bağımsız yaşamak isteği bu yani. Devlet kurmak falan değil arkadaşlar. Yani aile kurmak arkadaşlar. Çekirdek ailelerini korumak, kollamak ve onun devamlılığını sağlamak için bunu yapmak zorunda kalıyor insanlar. Türkiye'de kırsal yerleşmelerindeki okumayı unuttuk. Türkiye'nin kırsal yerleşmelerindeki konutlarda kullanılan malzeme nedir? Şimdi böyle sorular oluyor. Şimdi Karadeniz ikliminde biliyorsunuz ahşap evler yaygındır. Bir de serender evler var. Bunlar depo genelde. Serender, Karadeniz'de. Ahşap ve serender. Karasal iklimlerde kerpiçtir. İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anadolu gibi. Ege'nin iç kısımları. Marmara'da Ergene gibi. Dağlık yerlerde taştır. Doğu Anadolu gibi. Akdeniz'de tekedir, taşelidir. Ege bölgesinde menteşe yöresidir. Muğla'da yani. Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum, Kars taraflarında, Ardahan taraflarında taş evler yaygındır. Volkanik arazilerde ise tüf evler Nevşehir'de yaygındır. Haberiniz olsun. Bazen taş evler değil, bazalt evler de diyebiliyor. Bazalt yapı yani iç püskürük diye bir isim geldi. Dış püskürük. Bunlar bunlar Doğu Anadolu bölgesinde özetle bazalt dediği zaman da volkanik arazilerde bu tür evler vardır. Bir de betonarmeler, betonarme yapılar artık kentleşmenin bir sonucudur diyeceksin sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlar 15. günü de bitirdik. Ne işledik? Türkiye'de göçler ve yerleşme işledik. Türkiye'de göçleri işledik, yerleşmeyi işledik. Soru bankamız gösteriyoruz. İlk defa görenler için coğrafya soru bankamız var. Bu soru bankamızdan 41. testi çözeceksiniz arkadaşlar 15. gün işlediklerimiz için. Yani göç ve yerleşme. Sonra 42. testi. Sonra arkadaşlar 41 ve 42 15. gün için. Yani bugün işlediklerimiz için. Sonrasında arkadaşlar dediğim gibi nüfusun karma soruları var. Bu soruların da hepsini yapacağız. Yapacaksınız yani daha doğrusu. Şimdi bunlar 43. test, 44. test, 45, 46, 47. Arkadaşlar 47. teste kadar olan tüm sorular yapılacak. Yani bugünün soruları var. Ödevleri var. 2 test. Sonra da geri kalanlar. 41, 42 bugün için. Sonra 42'den sonra 43 ve 47. testler nüfusun karma sorularıdır sevgili arkadaşlar. Bu sorular mutlaka yapılsın. Ondan sonra nereye? Ekonomik coğrafyaya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman görüşürüz. Size kolay gelsin. Bir acayip zor. Konuşamıyorum işte. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın.